Hayırdır inşallah. Kim o de? Kim o? Benim Fikret. Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel canım, gel. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Sığamıyorum eve. Aşk olsun. Gel otur, gel. Şevket'le yürüdük biraz, konuştuk. Durağa gitti o, işe çıktı. Ben de döndüm ama giremedim eve. Çok sıkıldım, bildiğiniz gibi değil. Evin durumu, şu boşanma işi. Yani hepsi aynı güne yığıldı. Neyse, Şevket'ten yana içim rahatladı biraz. Tamamen sildim attım kafamdan. Ferhunde'den kurtulacağım günü iple çekiyorum diyor. Hayırlısıyla desin, hayırlısıyla. Leyla'lar gelmedi mi daha? Konuştuk demin, yoldalar. Birazdan evde olurlar. İyi bak, geçe kalmadılar. Taze çay var, içer misin? Yok, sağ ol. Ama yeni demledik. Sedef, koy kızım, koy. İçelim Fikret ablanla karşılıklı. Şimdi haber gelir geldik diye. Kalkar gidersin, işi anlamam ziyaretinde. Özlüyorum seni Fikret. Vallahi. Çok teşekkürler. Yorduk sizi de. Rica ederim efendim. İyi geceler. İyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler. Aa, ablanlar geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Geç kaldınız. Anca ablacığım. Geç yavrum. Ne haber anne? Haberler sizde. Oo, ne haberler ne haberler. Babam yok mu? Yok, kahvede. Bu saatte. Hiç sormayın. Babam yüklüye taşındı. Orada yatıyor artık. Ya, yeni yeni huylar. Ay, ben yaşlanınca hiç böyle olacağını tahmin etmezdim vallahi. Çok mu kızdırdın adamcağız? Aman sen de hep babanı korursun. Niye ben kızdıracakmışım? O beni kızdırdı asıl. Aman ne hali varsa görsün Allah aşkına. Ne yapıyor? Bütün gün orada mı oturuyor? Ya kaşhanesinde ya kahvede. Ay, iki gündür çıldırttı beni. Aman neyse. Hadi içeri girin de anlatın neler oldu. Ben babamın odasına bakacağım. İyi. Soğuklar bastırınca orada yatılır mı? Babam donar o odada. Kendi istedi kızım. Onu orada zorla tutan yok. Karnınız aç mı? Yedik yolda bir şeyler. Tokum ben de. Hadi kızım Ayşe. Sen koş yemeğini bitir hadi. Tamam ama ben gelmeden anlatmaya başlamayın. Hadi oturun da anlatın bakayım. E'si oğlan bir göründü bir kayboldu Serap misali. Tanıştık, konuştuk. Birbirimizi tanımaya başladık. Daha önce evlendiğini söyledin mi? Saklayacak mıydım? Söyledim tabii. Cem de anlatmış zaten. Neyi? Merak etme anne. Bütün hikayeyi anlatacak hali yok. O bakımdan rahatım. Vallahi ben öyle pişman oldum ki bir daha böyle bir şey hayatta kalkışmam. Aman kalkış lütfen. Bana birini bulmazsan ne yaparım ben sonra? Ortalarda kalırım. Herkese vicdan azabı olarak dolaşmaya devam ederim evin içinde. Şşt! Al gülüm ver gülüm. Ay tamam, vazgeçtim. Anlatmayın, dinlemek istemiyorum. Aman Leyla'ya birini bulalım da sesi kesilsin. Biraz da bununla oyalansın garip. Gerizekalılık bende ki sana gel dedim. Aa Necla. Gerizekalılık bende ki kalkıp oralara gittim. Meraklılar gibi. Ay Allah aşkına başlamayın yine ya. Allandım pullandım. Dikildim adamın karşısına. Hikayenin ucu görününce çocuk pır. Takıntılısın sen ya. Evet, takıntılıyım. Saçmalıyorum, var mı? Şşt.
Bu evin delisi benim, unuttun mu? Ay. Aferin size, aferin. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin. Çok hoş buldum, çok. Evimden yeni mutluluk çığlıkları yükseliyordu. Gördün değil mi? Kes sesini. Ben iyi olsun diye uğraştıkça daha beter oluyor. Ayıp vallahi, ayıp. Aa, ev ev değil, cehennem. Cehennem. Aa. Cem'in selamları, hürmetleri var baba. Beni de bir turizm şirketinden aradılar. Başvurum kabul edilmiş. Yarın görüşme var. Hayırlı uğurlu olsun.